Merhaba. Bu programımızda geleneksel Türk müziğinde abide bir şahsiyeti, çok kıymetli bir ses ustasını konuk ediyoruz. Kani Karaca. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk canım. Hocam öncelikle bu kadar büyük birikimin başlangıcı olan şeyden başlayalım isterseniz. Müziğe nasıl başladınız? Müziğinizin başlangıcı nasıl oldu? Memleketimde hıfza yani başladım. Yani Kur'an-ı Kerim olarak hıfza başladım. İşte Kur'an okurken sesimin güzelliği galiba çevremin ilgisini şey edecek ki bana bir iki saat tavsiye ettiler. Kaç yaşlarındaydınız hocam? O zaman 9 yaşlarımda. Evet. Maşallah. Eski hafızlardan bir Abdi Er diye bir zat vardı. O zat makamları öyle nazari olarak değil de yani pratik olarak yani bir makamı mesela izah et desek mesela o izah ederken bocalar yani ama kendisi yani Hüdayi Nabit bir okuyuşa sahipti. O zat bana makam geçkilerini kendi bildiği makam geçkilerini tarif ederdi. İşte Kur'an okurken işte şunu şurada yap, şurada şu meyanı yap falan işte derken ondan sonra da bizim Adana'nın halk evlerinde bazı konserlere falan giderdim. Onları takip ederdim. Onların musiki anlayışına göre. Sonra Ali Bakır ve Galip Ongül'le tanıştım. Ali Bakır Könelleci, Galip Ongül hem keman çalar hem ut. Evet. Bunlarla tanıştım. Bunlarla efendim artık bazı çevreye konser vermek için giderdik. Sonra Galip Ongül de bana kemanıyla bazı makamları tarif ederdi, taksim yapardı, şey ederdi. Ondan sonra netice biz Adana'da piyasada aldık yürüdük. Pek güzel. Gözleri en son girecek
Beni Yeraltı Camii İmam Hafız Ali Efendi ile tanıştırdılar. Hı hı. O esnada o beni dinledi. Hı hı. Onun da nazar dikkatini celbetmiş olacağız ki beni himayesine aldı. Ne güzel. İşte Kur'an-ı Kerim'in birçok inceliklerini, yani hı hı. sizin anlayacağınız. O bana Kur'an-ı Kerim'in okuyuş şeklini tarif ederdi. Sesiyle, şeysiyle, efendim, nazariyetiyle. Tecvid, şu, bu vesaire vesaire. Tecvid zaten Kur'an-ı Kerim'i en iyi bir şekilde okumak demek. Yani Ramazan'a yakın bir vaziyetteydi. Böyle günler Ramazan'da aynı zamanda. Yeni cami, dediler ki Saadettin Kaynak yeni camiye geliyor, orada mukabele okuyor. Hı hı. Ondan sonra neyse gittik oraya, onu dinledik. Ondan sonra kendisinin elini öptüm falan. Tanıştıktan sonra dediler hocam dediler, bu çocuğa bir Kur'an-ı Kerim okutturalım da bir dinleyin de artık ne münasip görürseniz öyle bu çocuk sizden feyiz almak istiyor falan diye. Neyse ben okuduktan sonra bana dedi ki sen dedi bayram ertesi sıra servilerdeki evime gel, orada meşke başlayalım dedi. Ne güzel. İyi bakar yani. Evet. Tabii. Ve ondan sonra gittik, tanıştık. İlk meşki kendi bestelemiş olduğu Şehnaz makamında bana bu ten gerekmez can gerektir, ol baki cennete iman gerektir falan diye güftesiyle başlayan kendi Şehnaz şeysi, ilahisi düet usulünde güftesi Aziz Mahmut Hüdayi'ye aittir. Evet. Falan da onu meşk ettik. Ondan sonra ben o meyanda Hafız Ali Efendi'ye de ayrıca devam ediyorum. Yeraltı Camisi'ne. Ondan sonra Hafız Ali Efendi bana bir ara dedi ki oğlum sen dedi hocaların kim? Saadettin Kaynak, işte Saadettin Heper falan. Saadettin Kaynak'ı hiç sevmezdi. O da öldü gitti, o da öldü gitti. Aman Allah'ım, ben ikisinin arasında bu öyle bir mücadele verdim ki eyvah. Onu ayrı idare ettim, öbürünü ayrı idare ettim. Eyvah, eyvah. Falan. Yani o onun aleyhinde konuşuyor, o onun aleyhinde konuşuyor. Siz yani, arada kalıyorsunuz. Arada kalıyorum, ben Saadettin Kaynağı da gizli gizli gidip meşk ediyorum. Hocaya söylemeden, Ali Hoca'ya, Hafız Ali Efendi'ye. Bir gün, eyvah. Hiç bir gün şöyle dedi Hafız Ali Efendi, Allah rahmet eylesin. Bana bak yani dedi, sen hem beni idare ediyorsun dedi, hem onu idare ediyorsun dedi. Ben bunları yutmuyorum ama dedi, yine ben seni sevdiğim için dedi, sesimi çıkarmıyorum. Eyvah, eyvah. Değil, bey.
saf değil, çerhi de söyleyeceğim, aynesi saf değil, beni yârim, beni dost, beni bilim.
Saadettin Hefer Hoca'dan Zekai Dede'nin Kâr-ı Gîsû diye bir kâr var. Gönül derbendi. Dur bakayım. Savadül veçhi fiddâreyne mazhar olmak istermiş diye. Böyle bir eser. Onu meşk ediyorduk. Ben onu bir gün dedim ki, hocam dedim, benim dedim fakirhaneye gelin de orada meşk ederiz. Kur'an meşki falan. Ondan sonra oraya geldi, bir de Saadettin Hefer hocayı gördü. Şimdi biz baktı ki meşk ediyoruz orada. Oturdu dinledi falan. Dinledi. İşte ben dedim ki döndüm, hocam dedim, bu zat dedim bana birçok Mevlevi ayinlerini meşk ediyor. Eğer müsaade buyurursanız bundan da istifade edeyim falan. Bu zat da sizi çok seviyor. Yani sizi yani buluşsun, sizinle sohbet ettin, etsin, konuşsun istiyor. Eğer müsaade buyurursanız dedim, benim için dedim barışın. Herhangi bir şeye mehal kalmasın. Gerek ondan meşk edeyim dedim, gerek meşkimiz hoşuna gitmiş olacak ki Saadettin Hefer Hoca Hafız Ali Efendi'nin elini öptü. Efendim. Ve böylece barıştılar. Zenciri aşkın ilbestesi işte Hafız Ali Efendi beni şeyle tanıştı. Nuri Halil Poyraz'la tanıştırdı. Bak dedi, bu zat dedi mızıkayı Hümayun'dan yetişme dedi. Birçok musiki nazariyatını bilir dedi. Ben dedi ondan istifade etmeni tavsiye ederim falan dedi. Bizzat elimden tuttu, ona götürdü beni. Onunla tanıştırdı. Ondan ilk evvela Rum'da Acem'de aşık olduğum diye bir Hicaz bir ilahi Evsat usulünde onu meşk ettik. İşte bu biraz evvel Mesut Cemil'e okuduğum Hicaz durağı meşk etti bana. Bir taraftan gene Saadettin Kaynak'tan da solfej şeyleri, tabii nota sesleri öğreniyorum. Falan işte birçok usuller, şunlar bunlar vesaire. Esas Mevlevi ayinlerini Saadettin Hefer Hoca'dan meşk ettim. Aşağı yukarı demek ki 36-37 küsur Mevlevi ayini, bunları evvelallah hepsini ezberime okurum. Maşallah. Evet. Maşallah. Ne güzel. O zaman hocam... İşte Konya. Konya'ya gelmeden evvel Naat-ı Mevlana'dan bir bölümü bize lütfeder misiniz? Tabii okurum. Hazır Mevlevi ayinlerine gelmişken başında bir naatı alalım. Tamam. Şimdi Konya'ya ilk gelmem benim 1955'te oldu. Ondan evvel Konya'da Mevlevi ayinleri yapılmaz idi. Yani her sene Aralık ayında yapılır bu ayin. Bu toplantı, bu sema gösterileri Aralık ayında yapılır. Ondan evvel Sadi Hosses kendi birkaç talebesiyle beraber
Konya'da bir Şahin Sineması diye bir sinema var. Orada bu Mevlevi ayinlerini öyle delme çatma, böyle yani tam bir saatli bir şekilde değil de talebesiyle beraber şöyle 5-10 dakikalık bir ayin yaparlarmış. Evet. Sadi Hosses de Naat-ı Mevlana'yı işte alel usul okur idi. Şimdi ben size Naat'ı okuyayım. Ya Hazreti Mevlana, Habiballah Resulü, Halik-i Yektatü, Bergüzini Zülcelali, Hakimi hem tatü yidost Şems-i Tebriz-i Kidaret Nati Peygamber Ziben Mustafa Mücteban Seyyidi Âlâ Tüyi Ya Tabib Böylece Naat böyle okunuyor. Naat'tan sonra Kudümzen başı zahmeyle Kudüm'e şöyle güm 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 diye böyle bir şey işaret vurur. Hı hı. Ondan sonra Neyzen başı Ney taksimine başlar. Hı hı. Ondan sonra Veledi devri deriz. Hı hı. Ki Şenol Cum daha iyi bilir. Bu yani Muzaaf devri kebir vurulur. Ve o meyanda peşrev başlarken semazenler böyle yere tak diye böyle bir şey işaret yani gürültü yaparlar. Ondan sonra sema başlar. Sebep ben
Ayin başlangıcımız Konya'da bir kitaplık diye bir yer var, kütüphane. Hı hı. Orada öyle o zaman eskiden spor salonu vesaire şunlar bunlar yoktu. İşte bu teşkilatı da yöneten Doktor Ali Kemal Belviranlı yönetiyordu. Ve ondan sonra bu topluluğun idaresi Fevzi Halıcı'nın eline geçti. Evet. Şimdiki. Evet. Kendisi aynı zamanda senatörlük yapmış. Bana böyle bir zat yani onun idaresine geçmişti. Hatta denilirdi ki Konya'da Mevlana demek Fevzi Halıcı demek. Fevzi Halıcı demek Mevlana demek diye böyle bir şey vardı. Biz başladık 55 senesinde ve okuduğumuz ayin de Hüzzam. Dedenin. Mahesüne midanem diye. Şimdi orada öyle bir yere geldik ki şimdi Eyki Hezar'dan sonra bir saz terennümü var. Evet. Saz terennümünden sonra yine normal olarak usul başından giriliyor. Başka bir güfteye. Yine saz terennümü var ayrıca. O saz terennümünden sonra da bir güfte var. Ey an ki tüyi muradı matlub diye girilecek. Şimdi bu terennümden sonra usul sonundan giriyor. Evet. Şimdi terennüm bitti. Bir de baktım hepsi susuyor. Tam onlar şey olmadan hemen ben usul sonundan girdim. Ondan sonra toparlandılar. Toparlandılar. Ayin bitti. Halil Can vardı. O zaman Neyzen başı oydu. Evet. Allah rahmet eylesin. Döndü dedi ki arkadaşlar dedi. Hepimiz Kani'ye borçluyuz dedi. Eğer Kani olmasaydı dedi. Bu ayinde çorba olmuştuk dedi. Thank you.
Sohbet ediyorsunuz ki biz size soru sormaya bile mecal bulamadık kendimizde. Yani bu programda sular seller gibi öyle coştunuz ki her şeyden evvel bizler gerçekten çok şanslıyız. Çünkü sizler gibi değerli bir ustayla çağdaş olduk. Bu bizim için çok büyük bir bahtiyarlık. O kendi iyiliğiniz canım. Zahmet buyurdunuz. Estağfurullah. Programımızı gerçekten şereflendirdiniz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun canım.
Thank you.